sizin de zihninizde laf lafı açıyor mu? Günlük hayatınızın koşturmacası içerisinde zihninizde dolan onlarca düşüncenin arasında akşamı nasıl ettiğinizi anlamadığınız zamanlar var mı? Ya da elinize kocaman bir paket atıştırmalık alıp televizyonun karşısına oturduğunuzda onun nasıl bittiğini anlamadığınız oluyor mu? Eğer bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Hepimiz zaman zaman böyle deneyimler içerisinde olabiliyoruz. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Olmak zorunda da değiliz. Ancak kendimizi pozitif olarak dönüştürebiliriz. Türkçe'ye bilinçli farkındalık olarak çevrilebilen mindfulness kavramı bize bu kişisel dönüşümümüzü sağlamak, başlatmak için güzel bir alan sunuyor. 1979 yılında tıp doktoru olan Jon Kabat-Zinn tarafından Batı dünyasına tanıtıldığı biçimiyle mindfulness yani bilinçli farkındalık, şu anki zamanın içerisinde an be an ortaya çıkan tüm deneyimlere yargısız bir şekilde yaklaşmak, bilerek ve isteyerek dikkatinizi verdiğiniz anda ortaya çıkan farkındalık demek. Bilinçli farkındalığı hayatlarımıza çekmek için öncelikle özelliklerini de bilmemiz gerekir. En önemli özelliklerinden bir tanesi de yargılamamak. Deneyimlerimizi iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin demeden oldukları gibi kabul etmek. Anın içerisinde size hissettirdikleriyle ortaya çıkan tüm bedensel duyumlar da dahil olmak üzere o anı gerçekten yaşayarak fark etmek. Deneyimlerinizin her birine şefkatle yaklaşmak. Özgüvenli bir şekilde onların içinde durabilmek. Bir çocuk gibi sanki onları ilk defa deneyimliyormuşçasına merakla durup bakabilmek. Kendi sorumluluğunu almak ve olayların, durumların, hislerin içinde olabildiğince gözlemci bir tarafsızlıkla kalabilmek. Tabii mindfulness dediğimiz bilinçli farkındalık uygulamalarının ne olmadığını bilmek de bir o kadar önemli. Bilinçli farkındalık her an iyi hissetmek zorunda olmak, mutlu olmak demek değil. Duygularımızdan, düşüncelerimizden kaçarak, onları yok sayarak halının altına süpürmek değil. Tüm sorunlarınızın çözümü de değil. Ancak kişisel dönüşümünüzü başlatmak, buna önem vermek için uygulayabileceğiniz pratikler bütünü. Bilinçli farkındalık herkes için, her yerde, her zaman mümkün. Kimseye özgü değil, bir gruba, bir zümreye veyahut da sadece spiritüel bir öğretiye ait uygulamalar bütünü değil. Bilinçli farkındalık, din, dil, ırk fark etmeksizin kadın, erkek, genç, yaşlı, herkesin hayatında her an uygulayabileceği pratikler bütünü. Günlük hayatımızda mindfulness dediğimiz bilinçli farkındalık uygulamalarını nasıl kullanabiliriz? Yaptığınız her işin içerisinde aslında bu alanı yaratabilirsiniz. Örneğin yemek yemek. Yemeğinizi nasıl yiyorsunuz farkında mısınız? Tabağınızdaki yiyeceklerin renklerinin, uyumunun, uyumsuzluğunun farkında mısınız? O besinlerin kokusu, dokusu nasıl? Ağzınıza aldığınız andan itibaren o yiyeceğin sizin ağzınızda uyandırdığı hisler, bedeninizde hissettikleriniz neler? Yavaş yavaş çiğniyor olsanız, onun her bir lokmasını hissetmek nasıl olurdu? Bir sonraki yemek deneyiminizi bu şekilde yapmaya ne dersiniz? Ya da yürürken nasıl yürüyorsunuz? Adımlarınızı nasıl atıyorsunuz mesela? Yere nasıl basıyorsunuz? Her gün yürüdüğünüz yoldan geçerken etraftaki çiçekler, ağaçlar, manzara nasıl? Dokular, kokular, görüntüler, bunların her birisine tek tek odaklandığınızda nasıl hisler doğuyor ve oluşuyor? İşte günlük hayatımızdaki pek çok sıradan gördüğümüz deneyim içerisinde bilinçli farkındalığı uygulamamız mümkün. Aynı şekilde öğrenme, öğretme ortamlarında da bilinçli farkındalıkla kalmak mümkün. Zaten her anımız öğrenme anı değil mi? Eğer siz bir öğrenciyseniz, bir sonraki sınıfa gidişinizde bir bakın bakalım kendinize, siz nerede nasıl oturuyorsunuz? Bedeniniz o an oraya nasıl yerleşmiş durumda? Neler hissediyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Etrafınıza baktığınızda sınıf arkadaşlarınız nasıl yerleşmiş sınıfa? Hocanız o sınıfa o gün nasıl girdi? Onun ağzından çıkanları gerçekten dinliyor musunuz? Orada mısınız? Eğer siz bir öğretmenseniz, sınıfa nasıl gidiyorsunuz? Nasıl yürüyorsunuz o koridoru? Aklınızda
kalbinizde neler var? Gerçekten ağzınızdan çıkan her bir sözcüğün farkında mısınız? Yoksa siz de zihninizin düşünceleri arasında kaybolmuş bir şekilde ne yaptığınızın farkında değil misiniz? Bilinçli farkındalık uygulamaları hepimiz için mümkün. Dilerseniz hep birlikte beraber deneyimleyelim. Bunun için pılınızı pırtınızı toplayıp, ülkeler değiştirip, uzak diyarlara gidip kendinizi izole etmenize gerek yok. Tek bir dakika bile bu farkındalığa ulaşmak için yeterli alanı alacaktır. O zaman hep birlikte başlayalım. Omurganızı düz bir duruma alın. Sırtınızın, omurganızın upuzun, dümdüz olduğunu hissedin. Bunu dediğim anda bile kendinize bambaşka bir farkındalık alanı yaratıyorsunuz. O an buradasınız. Geçmişin kaygılarından, geleceğin endişelerinden bunlar yerine siz omurganızla dümdüz burada duruyorsunuz. Tek gerçeklik bu. Şimdi yavaşça gözlerinizi kapayın. Ve sadece nefes alıp verin. Hayatınızda, günlük hayatınızda binlerce kere aldığınız, hiç fark etmediğiniz o nefesi, hayatınız buna bağlıymışçasına, ilk defa alıyormuşçasına alsanız nasıl alırsınız? Gözlerinizi kapattığınız bu anda burnunuzdan nefes alıp, burnunuzdan nefesi vererek yavaşlatın nefeslerinizi ve fark edin o nefes sizin burun deliklerinizden nasıl giriyor, nasıl bir yol izliyor, bedeninize oluşan hisler neler, nefes çıkarken nasıl terk ediyor bedeninizi, bu anın deneyimi ne demek? Nefes alıp vermeye devam ederken çenenizi bir parça yumuşatın. Omuzlarınızı şöyle aşağıya doğru indirip rahatlayın. Olduğunuz yeri, zemini fark edin ayaklarınızın altında. Oturuyorsanız oturma kemiklerinizin altında. Şu an buradasınız ve nefes alıp veriyorsunuz. Bu deneyimin içinde bir süre kalın. Şimdi gözlerinizi açın. Burada mısınız? Farkında mısınız? Hepinize farkındalık içinde güzel bir gün ve güzel bir hayat dilerim.